Baksana ya şuna. Bundan iyi dövme olur mu sence? Yok. Olmaz. Zaten bunu yaptırmak isteyecek insan da zor bulunur. Yok canım. Ayrıca dövme yaptırmak çok saçma bir şey ki. Ya sonradan sıkılırsa? Olur mu canım? Lazer diye bir şey var. Hemen cart diye siliyorlar. Ben yaptırmıştım mesela bir tane. 15 yaşında falandım. Sonradan çok salakça geldi. Direkt puf. Hemen sildiler. İyi de 18 yaşından önce dövme yaptırmak yasak değil mi? Tamam, yasak. Biliyoruz. Yapmıyorlar da tanıdık vardı. Yaşı takmadı. Yaptı, tamam. Oldu mu canım? Oldu canım. Yani oldu Merveciğim. Kimsiz Merve. Lan ben bir şey soracağım. Sen demin dövmelerden bir tanesini sildirdin mi demiştin? Evet. Peki bir ara bana göstermek ister misin? Ben müsaitim. Çok da isterim görmek. Olur. Merak ediyorsan gösteririm. Sedat, abi ne oldu bizim prova işi? Ha, unuttum ben onu. Tamam, geliyorum ben. Tamam, hadi. Sen de geleceksin değil mi? Bilmiyorum ki, bakarız. Tamam o zaman. Bu bizim dövme olayını unutmayız değil mi? Ben ilk defa göreceğim de uzun yıldan sonra. Heh. Olur, rahat ol. Göstereceğiz. Ne yapıyorsun ya? Sende de mi dövme var? Yok da sıcak olmuştu diye. Önce birincisini göstereceğim. Gördün? Evet. Tamam. Şimdi ikincisini göstereceğim. Gördüm. Şimdi. Bu da sonuncusu. Bu kadar mı yani? Şimdilik bu kadar. Doğru, bir Sedat'ı düşünelim yok. Buralara dövme mi yaptırılır? İnsan beline bir tribal yaptırır. Göbeğini deldirir. Sedat kim ki? Ne çiziyorsun? Çok sevdiğim, taşına toprağına hayran kaldığım okulumu çiziyorum Sedat. Bana daha çok karalama gibi bir şey geldi ama. Tabii. Görmek için sadece gözlere ihtiyacı varsa insanın. Gel otur. Pardon da başka neye ihtiyacım olacak ki? Hislerine canım, duygularına, ön sezilerine. Düşün, bak bir daha. Bakalım ne göreceksin? Senin canın sıkılmış. Hem de bayağı bayağı. Ya bir git Sedat ya. Sen ne görüyorsun peki, ha? Ben ne görüyorum? Hayatın içindeki döngülerin birleşip bizi bir karanlığa itişi ve o karanlığın içerisinde oradan oraya, oradan oraya savrulurken içimizdeki çocuğu keşfedişimiz.
Dur. Oldu canım, tamam. Yani Sedat, öyle bir konuşuyorsun ki sanki eline kalemi alsan çizebileceksin ha. Tamam, ver şu numaranı. Ver, ver. İyi, al. Defteri de alayım canım. Hadi. Kim bu, ben miyim? Evet. İyi de kız çok güzel, bana hiç benzemiyor ki. Evet, çünkü bu senin içindeki kız. Efendim? Yani benim senin nasıl gördüğümle alakalı gibi sanki. Ha, anladım. Ya sen beni bu şekilde beğenmiyorsun. İlla kafandaki gibi bir kız olacağım değil mi? Tabii canım, bütün erkeklerin olayı bu. Senin de olayın bu belli. Bir dakika, sen beni yanlış anladın. Hayır canım, ne yanlış anlayacağım? Hiç de yanlış anlamıyor. Ver şunları. Hadi şunu aklına sok. Benim senin işin falan olmaz. Anladın mı? Ne haber Merve? Her zamanki gibi. Yine ne oldu? Şu havaya bak ya. Çok açık. Hiç bana göre değil. Sana ne geliyor söyle, onu yapalım. Bana gelenler geliyor Sedat. Anladın mı beni? Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Kızım ben sana teşhisi koydum. Kronik depresif. Ne alakası var? Bir de gereksiz agresiflik tabii. Hayır yani ne oluyor böyle beş karış oturunca? Sedat bak, bir de seninle uğraşmayayım. Gerçekten yeteri kadar problemim var zaten. Oh ya kebap, böyle oturduğum yerden şikayet edeyim ben de her şeye. Et Sedat, et. Edeceğim Merve. Ha, bak görürsün nasıl oluyor. Ne yapıyorsun sen? Of. Hayat berbat ya. Her şey çok kötü. Sen beni mi taklit ediyorsun? Sus. Beni yalnızlığımda tek başıma bırak. İyi de ben öyle şeyler söylemiyorum ki Sedat. Bu ne? Tost mu bu? Çok mutlu. Kesin peynir falan vardır bunun içinde ya. Domates de var. Kahve yok mu? Kahve. Yıllardır uyumuyorum da. Hmm. Uyku benden kaçıyor. Ne oldu? Anlat bakalım. Niye uyandın? Çok kötü şeyler oldu. Ne kadar kötü? Çok mutsuz şeyler oldu. İyi de ne oldu bu kadar? Sus dedim, sorma. Sedat ya. Oh be, güldün sonunda. Bu ne ya? Mutluluğa ilk adımını atmış bulunuyorsun. O kadar da kötü değilmiş değil mi? İyi yani. Bak. Güzel olmuş ya. Bu tost artık benim. Hakikaten nereden buldun o kadar malzemeyi ya? Acil durumlar için yanımda taşıyorum. Her an makyaj yapmam gerekebilir de. Sedat ya. Bak bu ikinci oldu. Ne? İkinci defa güldürdüm seni. Sayı mı tutuyorsun bir de? Evet. Bak bu da üç oldu. Aa Sedat. Aa benimkiler gelmişler. Sen de gelsene, takılırız biraz ya. Yok ya, ben şey yapmayayım. Şey yap bence.
Şu ön yargılarından da kurtul artık. İyi çocuklardır yani. Başka zaman şey yapsak? Peki, tamam. Sen bilirsin. İyi, hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.